Efendim iyi akşamlar. Bugün 13 Nisan 2017 günlerden Perşembe. RT Televizyon Ana Haber Bülteni'nde canlı yayınla karşınızdayız. Yoğun bir gündem var ancak ayrıntılara geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bültenimizden hemen sonra saatler 20.30'u gösterdiğinde Ereğli'nin Nabzı adlı programımızın konuğu Belediye Başkanı Özkan Özgüven olacaktır. Hem çalışmalar noktasında bilgi verecek hem de 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum öncesi izleyicilerden ve dinleyicilerden destek talep edecek diyelim ve ayrıntılara bir göz atalım. Önce Konya'dan önemli bir haber. 46 eski polis gözaltına alındı FETÖ PDY soruşturmaları kapsamında ve bunlardan 36'sı tutuklandı. Konya'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 46 eski polisten 36'sı tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Konya'da FETÖ-PDY operasyonunda Baylok kullandıkları öne sürülen 48 eski polisten 38'i 8 Nisan tarihinde gözaltına alınmıştı. Şimdi aslında Ereğli çiftçilerin ve üreticilerin merak ettiği bir konu kapalı sulama sistemi. Bugün AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez'den müjdeli haber geldi. Etyemez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konya Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından Ereğli İvris Sağ Sahil Sulama Projesi ihalesinin tamamlandığını belirtti. Müteahhit firma ile sözleşmenin imzalandığını ve 10 gün içinde yer tesliminin yapılacağını kaydetti. Değerli izleyenler, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14'te Konya Kılıçarslan Meydanı'nda halka seslenecek ve bugün Ereğli AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun bu konu hakkında açıklama yaptı. 14'te Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan saat 14'te Konya Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda hemşerilerimizle buluşacaktır. Ereğli hemşerilerimiz olarak Yunus Emre Meydanı'ndan saat 10'da otobüslerimiz kalkacaktır. Cumhurbaşkanımızla buluşmak için tüm hemşerilerimizi saat 10'da Yunus Emre Meydanı'nda Konya hareket için bekliyoruz. Efendim referandum çalışmaları kapsamında AK Parti'nin ziyaretleri devam ediyor ve bugün de Şeker Nakliye ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ziyaret edildi. İşe yapılan o ziyaretten kameralarımız tarafından elde edilen görüntüler. Referandum kapsamında AK Parti gezilerine hız kesmeden devam ediyor. Konya Milletvekili Halil Etyemez, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun ve teşkilat üyeleri bugün Ereğli Şeker Nakliye ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. AK Parti teşkilatı, kooperatif yönetici ve üyeleriyle bir araya gelerek referandum noktasında destek talep etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan Konya Milletvekili Halil Etyemez, ekonomik büyümenin hızlanacağını, bürokrasinin azalacağını, insanımızın refah ve kalkınmadan daha fazla pay alacağını, yatırımların ise artacağını ve yeni iş imkanlarının doğacağını söyledi. Evet evet isterse hayırdır. Kendi kendine bakın demokrasinin gereği budur. Kendi iradesiyle istediği yere verir. Sana ne Avrupa bundan? Sana ne Almanya, Hollanda, İsveç'te? Çünkü yapamadıklarını bugün yapmak istiyorlar tekrar. Yapamadıklarını. Bakın dağdaki Cemil Bayık açıklama yapıyor. Telefonda var, bütün telefonlarda görürsünüz sosyal medyada. Diyor ki çağrıda bulunuyor ey Kürt öncüleri diyor. Bu Devlet Bahçeli ile diyor Recep Tayyip Erdoğan ittifak ettiler. Biz bunları
iklim hakkında kabul etmeyiz diyor. Biz hayra destek vereceğiz diyor. Bunlara karşı mücadele vereceğiz. Bunu görüyoruz. Avrupa'yı da görüyoruz. Yine söylüyorum. Hani bunları söylerken şöyle bir algı çıkarıyorlar. Ya hayır verenlerin hepsi terörist mi? Hayır, böyle bir cümle kullanmıyoruz. Hayır, kendi iradesiyle, kendi tercihiyle, kendi duruşuyla hayır diyorsa buna saygı duyuyoruz. Bu bizim kendi insanımızın. Ve değerli izleyenler, Konya Milletvekili Halil Etyemez, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, aynı zamanda AK Parti ilçe teşkilatı burada bu kooperatiften hemen sonra Adana Konya yolu üzerinde bulunan fabrikaları ziyaret ettiler. Ve burada Konya Milletvekili Halil Etyemez bakın neler söyledi. Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız. AK Parti'nin ziyaretleri bugün de devam etti. Bu kapsamda Ereğli'deki fabrikalar ziyaret edildi. Ziyarete AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun ve teşkilat üyeleri katıldı. Burada çalışanlar ile bir araya gelen ilçe teşkilatı referandum için destek talep etti. Yaptığı ziyaretler hakkında Konya Milletvekili Halil Etyemez de bilgi verdi. Kaynağı aslında bu anayasa şekli, bu parlamenter sistem. Mesela hükümet süreleri, erken seçim, koalisyon tartışmaları, Cumhurbaşkanlığı, Başbakan arasındaki kavgalar, bu tür nedenler işte bu anayasa değişikliği yapılarak ortadan kaldırılır. Yani ülke her 10 yılda bir darbeyle karşılaşmış, her 10 yılda bir askerler darbe yapmış. Kime yapıyor darbeyi? Milletin seçtiği hükümetlere, milletin seçmiş olduğu, iş başına getirmiş olduğu başbakanlara, meclise ve bakanlara yönelik yapıyor. Ne yapıyor? Askerler iradeyi geliyor, el koyuyor, askeri idareye el koyuyor. Başbakanı, hükümeti, bakanlara görevinden ayırıyor. Meclisi feshediyor. Valiliklere, kaymakamlıklara, asker kökenli yöneticiler atıyor ve memleketi yönetiyor. Şimdi bu her 10 yılda bu ülkeye yapılan bu yaklaşım, bu darbe ülkeyi geri götürüyor. Yani demokrasinin işlemesini engelliyor. Millet iradesini sekteye uğratıyor. Dolayısıyla ülke kaybediyor. Bugün bakın Türkiye'de ana iki tane temel sorun var. Birisi terör sorunu, birisi de darbe sorunu. Yani her 10 yılda bir darbe yaşanıyorsa bu çok ciddi bir sorun. 15 Temmuz gecesi yaşadığımız o hadiseyi şöyle baktığınız zaman ya adamlar devletin tepesine bomba yağdırdılar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba yağdırdılar. Ben o gece sabaha kadar meclisteydim. Genel kurmaya bomba yağdırdılar. MİT'e, istihbarat örgütüne bomba yağdırdılar. Emniyet Müdürlüğü'ne, Özel Hareket Polisi'ne bomba yağdırdılar. Cumhurbaşkanlığı'na bomba yağdırdılar. Daha da vahim olanı sokaktaki halka bomba yağdırdılar. Şimdi bunlar aslında bir darbe değil. Devleti işgal, devleti yıkmaya dönük ve o gün sınır ötesinde de Kobani'de de 10 bin tane eli silahlı terör örgütünün içeri girip ortalığı karıştıracağı söyleniyor. Eğer ki başarılı olsalardı. İşte bakın bunlar ülkeyi karıştırmaya dönük bir durum. Bunun bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Parlamenter sistem, bakın koalisyon çekişmeleri bunlar hep ülkenin önünü kesen bir durum. O nedenle anayasa değişikliğiyle, yeni bir hükümet sistemiyle artık bundan sonra doğrudan halk kendisini yönetecek, hükümeti, cumhurbaşkanlığı seçecek. Ertesi gün mazbatasını aldığı gibi hükümeti kurup hizmet etmeye başlayacak. 5 yıllığına seçilecek. Aynı gün milletvekilleri seçimiyle cumhurbaşkanlığı seçimi de aynı gün olacak. İki sandık kurulacak. Birisinde cumhurbaşkanı, birisinde de milletvekiline oy kullanacağız. 5 yıllığına göre verilecek, artık bir daha seçim yok. Erken seçim falan, eğer karşılıklı cumhurbaşkanı ve meclis birbirini eğer seçime götürürse ancak o zaman. Yoksa bundan sonra ya hükümeti kuramadık, koalisyon bozuldu, yeter sayı yoktu, Gensoy'la hükümet bozuldu. Böyle bir yaklaşım yok. Bundan sonra 5 yıllığına seçilecek de yoluna devam edecek. Hızlı icraat yapacak, hızlı sorunu çözecek. Öyle eskisi gibi bürokratik engeller karşımıza çıkmayacak ve milletin faydasına olacak. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi de aynı zamanda aslı işlevini yapacak. Bundan sonra hükümet mecliste değil. Ama milletvekilleri kanun çıkaracak, soruşturma açacak, gen soru soru önergesi yöneltecek, araştırma inceleme komisyonu kurulacak ve soruşturma açabilecek, yüce divana gönderebilecek. Kimi?
hükümeti, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını. Öyleyse bakın, meclis ana görevini yapacak. Hükümet de kendi icraatını yapacak. İşleyen bir düzen, yargı kendi görevini yapacak. Ve öyle dedikleri gibi ya Cumhurbaşkanı iki dudağı arasında krallık yapacak gibi söylemler kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü bakın üç tane önemli bir denetim var. Bir, Cumhurbaşkanı kim denetliyor öncelikle? Seçtiği gibi denetleyen millet. Bir dahaki seçimde bir daha oy vermez. Bakın iki, meclis denetleyecek. Üç, yargı denetleyecek. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminde böyle bir şey var mı? Kesinlikle yok. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakın yetkiler çok, her şeyi yapabiliyor. Ne yargılama var, ne denetleme var, ne sorgulama var. Bir tek vatan hainliği konusunda Yüce Divan'a gönderme yetkisi var meclisin. Onun haricinde hiçbir şekilde hesap vermiyor. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ana haber bültenimizden hemen sonra saatler 20.30'u gösterdiğinde Ereğli'nin Nabzı Özel adlı programımız var. Konuğumuz Belediye Başkanı Özkan Özgüven olacak. Hem çalışmaları hakkında bilgi verecek, hem referandum çalışmalarını değerlendirecek. İnşallah gerek Ereğli gerekse Türkiye siyasetini hep birlikte ele alacağız ve sizler de bu programı RT televizyonu ekranlarından, RT FM 90.2 frekanslarından, aynı zamanda Facebook, RT televizyonunun resmi Facebook sayfasından ve eritajans.net'ten canlı olarak takip edebilirsiniz diyelim. Şimdi meteorolojinin bölgemiz için yaptığı açıklaması ile devam edelim. Konya, Karaman, Ereğli, Aksaray ve Niğde'de sağanak yağış beklendiği belirtildi. Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü bölgede havanın parçalı çok bulutlu olacağını aktardı. Yetkililer Konya, Ereğli, Karaman, Aksaray ve Niğde'de sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini aktardı. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor. 12 ile 15 derece arasında gündüzleri seyretmeye devam edecek. Peki Türkiye gündeminde hangi gelişmeler var? Hep birlikte izleyelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Nisan referandumu öncesi mitinglerine devam ediyor. Bugünkü durağıysa Ordu'ydu. Bu kayalar baba ahı alan bir gelinin kafilesine benzetilir. İşte bunun gibi bu ülkenin, bu milletin ahını alanların da iflah olması mümkün değildir. Öyle mi? Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir, taş. Türk milletine ihanet eden taş kesilir, taş. 16 Nisan'da bu halkın ahını alanlar yine taş kesilecekler ve sandığa gömüleceklerdir, hiç endişeniz olmasın. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait kaçış görüntüleri de gündemindeydi Cumhurbaşkanı'nın. Geldik, 1. Ordu Komutanımız, Valimiz, oturduk şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Bir iki bakan arkadaşımız değerlendirmeyi yaparken oradan bir tane vatandaşımız dedi ki, Cumhurbaşkanım az önce VIP salonundan Kılıçdaroğlu geçti. Hayırdır ya, nereye geçti? Geçti. Tabii biz ne oldu, ne gitti bilmiyoruz. İnanın o şekilde bir durumun olduğunu bilmiş olsaydım bakışım daha farklı olurdu. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun bu görüntülere günlerdir bir açıklama yapmamasını da eleştirdi. Düğüne göre parti meclisine 18 yaşında Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan referandumu öncesi haber saatine konuk oldu. İhlas Haber Ajansı Ankara Bölge Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı. Bu görev de kendimi denetimli serbestliği olan bir hükümlü gibi görüyorum. Çok fazla şey var işte etrafta. Ekip var, koruma var. Rahat hareket edemiyorsun. Başbakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddialarına sert çıktı.
Böyle bir şey yok. Ülke ölüm kalım mücadelesi verdi o gün. Vatandaşlarımız tanka, topa, tüfeğe, uçağa karşı göğüslerini siper etti, bayrağı indirmedi, ezanları dindirmedi. Bunun, bu darbe girişimine bu tip isimler koymak FETÖ'ye destek anlamına gelir. Siyasette 18 yaş polemiği de gündemdeydi. Parti meclisine 18 yaşa izin veriyorsun. Yetmedi. 2011 seçimlerinde seçim vaadinde diyorsun ki seçilme yaşını 21'e indireceğim. Yetmedi. Senin milletvekili kanun teklifi veriyor. Kaça? Seçilme yaşı 18 olsun. Bütün bunları yapacaksın. Bugün hepsini unutup 18 yaşa karşı çıkacaksın. Ardından Başbakan CHP'nin yeni taktiğinden bahsetti. Kuzu taktiği. Kuzu taktiği? Evet. Bu kuzu taktiği hiç böyle masum, mülayim, efendim çok sert değil. Eskisi gibi değil. Filan Cumhurbaşkanı'na çatar, efendim bize çatar bilmem ne. Hatta beni korumaya bile. İşte biz başbakanını beğeniyoruz, seviyoruz onun için. Beni aramış. Ne yapalım şimdi varsa olsun. Oy kullanacağım mı? Kullanacağız tabii. Ne demek yani? Nasıl kullanacağım? Kime kullanacağım? Ben ne bileyim onu muhtar bilir. 16 Nisan halk oylamasına 3 gün kaldı. Evet ya da hayır oyunun verileceği oylama için vatandaşların da çoğunun kararı netleşti. Trabzon'da yerel bir haber sitesi 18 ilçede 3000 kişiyle bir anket yaptı. Vatandaşa hangi oyu vereceğini sordu. Şehir Trabzon olunca oldukça sempatik cevaplar ortaya çıktı. Vatan bütünlüğümüzün, gelecek yaşamamız için buna evet diyorum. Teşekkür ederim. Pardon, hayır diyorum. Tövbe, hayır diyorum. Erdoğan'a vereceksin. Kime vereceksin? Niye vereceksin? Hayır mı vereceksiniz siz? Yok, biz soruyoruz. Evet mi, hayır mı? Gazeteciyiz biz. Vatan. Bana ne olursanız olun, ben ona vereceğim beyni. Referandum var 16'sında, oy kullanacak mısın? Evet. Karar verdin mi? Evet. Ne yönde kullanacaksın? Evet. Görüntülü anket izleyenleri de gülümsetti. Evet, hayır. Vallahi ben başbakanımı çok seviyorum, onun için hayır diyorum, gitmesin. Evet dersem gidecek. Evet mi diyeceksiniz, hayır mı? Evet diyeceğim. Neden evet diyeceğiniz? Ya Plak, nedenini sorma. Niye, onu mu diyeyim ben sana neden ya? Yok. Gaziantep polisi uyuşturucu tacirlerine karşı alarma geçti. Şafak vakti operasyonlar düzenlendi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 300 polisin katıldığı operasyonda uyuşturucu tacirlerinin tespit edilen evlerinin kapıları özel harekat ekipleri tarafından koçbaşlarıyla kırıldı. Koçbaşlarıyla kırılan evlerin kapılarının çok sayıda sürgüyle güçlendirilmesi ise dikkat çekti. Uyuşturucu Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik köpeği Alex'in de katıldığı operasyonda belirlenen adreslerdeki evler didik didik arandı. Gel. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, esrar maddesi, 5 tabanca, 8 pompalı tüfek, silahlara ait 150 mermi ile geçirildi. Ayrıca 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaz patladı, 9 kişi yaralandı. Olay Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana geldi. Alaağaç mahallesinde CK'ye ait evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamayı duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Ekipler patlamanın olduğu eve girerek patlamada yaralananları dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın yok. Şimdi gaz sıkışmasının neyden kaynaklandığı araştırılıyor. Baba, hadi başlıyor muyuz? Hadi başlayalım kızım.
Haydi evet. Olmuş kızım bu iş. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Sürlü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 22 44. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Ve okul birincimiz Fatma Nur Yılmaz. Haydi evet. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Bey inovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşa kabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Ben. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Zirai mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sunar.
Zirai Mücadele İlaçları, Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.